Süleyman askeri iki bacağından yaralı olmasına rağmen Sedye üzerinde 9000 kişilik bir kuvvetin başında Basra'ya doğru ilerlemeye başlar. Hans Lürs'ün hatıralarında kaleme aldığı gibi Basra en azından harici olarak kuşatılmaz ve İngiliz kuvvetlerinin mümkün olduğunca çok kayıp verip geri çekilmesi sağlanmazsa telafisi olmayacak büyük bir mağlubiyet gerçekleşmiş olacaktır. Süleyman askeri emrindeki kuvvetleriyle durmaksızın ilerlemeye devam ederken beklenen karşılaşma 12 Nisan 1915'te Suaybe civarındaki Bergisiye Ormanı etrafında olur. Çatışma başlar. Süleyman askeri savaşı Sedye üzerinde yönetmektedir. Ancak İngilizlerin takviye kuvvetler çıkarması sonucu Osmanlı Birliği maalesef mevcudunun yarısını şehit verir. 31 senelik kısa ömründe bir an olsun onurundan taviz vermemiş olan Süleyman askeri bu kayıptan kendini sorumlu tutar. Ve İngilizlere Sedye üzerinde esir düşeceğini anladığı an onun için yapacak tek bir şey kalmıştır. ...1884 yılında bugün Kosova'ya bağlı Prizren şehrinde doğdu. Babası Vehbi Paşa, annesi ise Güzide Hanım'dır. 1902 yılında Mektebi Harbiye'den, 5 Kasım 1905 tarihinde de Mektebi Erkan Harbiye'den Mümtaz Yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu. Selanik'teki 3. Ordu'ya bağlı olarak manastıra atandı. Süleyman askeri manastırda kaldığı günlerde İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girdi. İkinci Meşrutiyet'in dinamiklerini oluşturan olaylarda etkin olarak yer aldı. 7 Temmuz 1908 tarihinde Şemsi Paşa'ya suikast düzenleyen Mülazım Atıf Efendi'yi korudu ve Jön Türkler devrimine katıldı. 1909 yılında kol ağası olmuş ve Bağdat'a jandarmaları organize etmek için gönderilmiştir. Trablusgarp Savaşı'nda Bingazi'de görev yapmış, aynı yıl 10. Kolordu Kurmaylığı'na tayin edilmiştir. 1913'te Bağdat'ta jandarma okulu öğretmenliğine getirtilmiş, 1914'te Teşkilat-ı Mahsusa'nın yönetiminde Enver Paşa'dan sonraki ikinci adam olmuştur. Trablusgarp cephesinin bir diğer özelliği ise 1913 senesinde Enver Paşa'nın denetiminde ve Süleyman askerinin başkanlığında kurulacak olan Teşkilat-ı Mahsusa'nın Fedai Zabıtan ismiyle cephe iradesini gösterdiği ilk yer olmasıdır. Zira İtalya'nın Eylül 1911'de Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki topraklarını işgal etmesi karşısında 2. Abdülhamit karamsardır. Osmanlı tahtına oturduktan sonra sarayda geçirdiği 30 sene boyunca pek çok hadiseye tanıklık etmiş olan sultanın en hüzünlü tanıklığı, emperyalist ulusların birer birer Osmanlı topraklarını işgale başlamasıdır. İtalya 27 Eylül 1911'de 2. Abdülhamit Selanik'teyken bir ultimatum verir. Ultimatumun amacı Osmanlı'nın işgale razı olmasını sağlamaktır. Ultimatum bir gün sonra Sadrazam İbrahim Hakkı Paşa kabinesi tarafından reddedilir. Ancak İtalya bildiğini okumaktan geri durmaz ve işgal bilfiil başlar. Sadrazam İbrahim Hakkı Paşa kabinesi bu durum karşısında istifasını sunar ve yerine geçen yeni Sayit Paşa kabinesi işgalin uluslararası platformda çözüleceğini umarak hareketsiz kalır. İşgale karşı bir protesto mesajı yayınlamakla yetinir. Ancak bu esnada İtalyanlar çoktan Derne'yi bombalamaya başlayarak Trablusgarp'ı abluk altına almışlardır bile. Süleyman askeri Trablusgarp'a hoca kılığında girer. Mustafa Kemal Paşa ve Enver Paşa'nın yanı sıra 20 Osmanlı subayı Libya'ya, Maghreb'de Osmanlı'nın elindeki son İslam toprağını muhafaza etmek için gelirler. Mısır ve Tunus üzerinden Trablusgarp'a sızan bu seyahatlerin nasıl çetin koşullarda gerçekleştiği Eşref Kuşçubaşı'nın hatıralarında mevcut. Genç Osmanlı subayları bölgeye vardıklarında ilk iş olarak bölgedeki aşiret reislerinin desteğini sağlamaya çalışır. Sonraki hedef İtalyanların iç bölgelere doğru ilerlemesini engellemek için Bedevi gönüllüleri örgütlemek olacaktır. Bu esnada Osmanlı birliklerine en büyük desteği verecek olan kişi Şeyh Ahmet Eş-Şeriş Eş-Sunisi olur. Şeyh Sunisi, Trablusgarp işgali sırasında İtalyanlara karşı gösterdiği büyük direniş ile adeta bir efsane yaratır. Süleyman askerinin vazifesi Binbaşı Aziz Ali Bey'in kurmay başkanlığı ve Enver Paşa'nın Derne'deki karargahı ile Bingazi'deki direniş arasındaki irtibatı idare etmektir.
ve o esnada Bingazi ile Trablusgarp'ta bulunan 50 bin kişilik İtalyan kuvveti karşısında örgütlediği Bedeviler gerilla savaşında o denli başarılı olur ki İtalyan orduları uzun süre sahil şeridine sıkışıp kalmaktan öteye gidemezler. Ancak bu sırada Osmanlı'da önemli gelişmeler meydana gelir. Direnişi destekleyen kabinenin yerine Harbiye Nezaretine Mahmut Şevket Paşa'nın geçmesiyle Fedai Zabıtan grubuna yapılan maddi destek iyice zayıflar. Ve başlayan Balkan ayaklanmaları karşısında Osmanlı İtalyanlar ile masaya oturarak Uşi Barış Antlaşması'nı imzalar ve birliklerin geri gelmesini öngörür. Trablusgarp elden çıkmaya başlamıştır. Bu durum Fedai Zabıtan subayları arasında büyük tartışmalara yol açar. Zira tam da genç subayların direnişinin başarıya ulaşmak üzere olduğu dönemde yapılan bu anlaşma ile Osmanlı'nın geri çekilmesi öngörülür. Büyük başarıların elde edildiği Trablusgarp direnişinin sonrasında gelen haber ise düşünceye mal bırakmayacak şekilde ivedidir. Fedai Zabıtan, Trablusgarp'ta direnişe devam etmeye yönelik tüm planlarını askıya alır. Çünkü İstanbul'dan gelen telgrafa göre Trakya elden gitmektedir. Süleyman askerinin de Trablusgarp'tan sonraki vazife sahası Batı Trakya olur. Süleyman askeri bu esnada 27 yaşındadır ve Manastır'da görevli olduğu sırada evlendiği Filibe eşrafından Fadime Hanım'dan 3 yaşlarında bir kız evladı bulunmaktadır. Süleyman askeri eşini ve kızını gözünü kırpmadan tekrar geride bırakarak bu kez de Batı Trakya'ya koşar. Zira Trablusgarp'ta süregelen savaştan da güç alan Karadağ, Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan, Rusya'nın da kışkırtmasıyla bu kez Osmanlı'nın en önemli toprakları olan Balkanlar üzerinde birleşip Osmanlı'yı vurmaya başlar. İlk haber 21 Ekim sabahı Kırca Ali'den gelir. Kırca Ali düşmüştür. 6 gün sonra Ferecik işgal edilir. 2 gün sonra Karaağaç. Karaağaç'ın işgal edilmesinden tam bir hafta sonra Drama ve Kavala, hemen ertesi gün Seres, 13 gün sonra Dedeağaç, Dedeağaç'ın düşmesinden bir gün sonra İskeçe, İskeç'in işgal haberinin henüz alındığı esnada da Gümülcün'e düşer. Akabinde yapılan Londra Antlaşması ile de Edirne ve Kırklareli'de Bulgaristan'a bırakılmak zorunda kalır. Edirne, Kuşçubaşı Eşref ve birliklerinin üstün çete taktikleri sayesinde doğru dürüst bir mukavemet ile karşılaşmadan geri alınır. Osmanlı'da büyük bir zafer havası hakim olmuştur. Millet yitirdiği inancını, Osmanlı'nın ayaklar altına alınan gururunu geri kazanmaya başlamış, Kuşçubaşı Eşref'in söylediği gibi memleket ayağa kalkmıştır. Enver Paşa ve Kuşçubaşı Eşref arasında yapılan gizli görüşme neticesinde Kuşçubaşı Eşref'in Umum Çeteler Kumandanlığı adı altında kurulan gayri resmi bir birlik ile Batı Trakya'ya geçmesine karar verilir. Batı Trakya'ya giren Osmanlı askerlerinin sürdürdüğü takip sonucunda çıkan çatışma ile Bulgar çetesi imha edilerek Ortaköy ve Koşukavak kurtarılır. Bir kurtuluş müjdesi de 2 gün sonra Mestanlı'dan gelir. Mestanlı'nın kurtarılmasının hemen ertesi günü Kırca Ali Bulgar işgalinden kurtarılır. Aynı gün Enver Paşa'dan gelen telgrafta askerlerin daha da ileri gitmesinin sakıncalı olabileceği belirtilse de Kuşçubaşı Eşref Enver Paşa'yı daha da ilerleme konusunda ikna eder ve Kuşçubaşı Eşref ile Süleyman askerinin bölge halkından da topladığı birlikler ile iyice güçlenen kuvvetler en büyük Bulgar çetelerinden olan Dimitrev çetesini de imha etmeyi başarır. Batı Trakya'dan gelen haber tüm Osmanlı'yı olduğu gibi Selanik'i de sevince boğar. Zira Süleyman askeri ve Kuşçubaşı Eşref denetimindeki kuvvetler harekata devam ederek 2 gün içinde Bulgar zulmü altında bulunan en önemli iki merkezi, Gümülcine ve İskeçe'yi kurtarmayı başarmıştır. Ancak batılı devletlerin yoğun baskıları karşısında daha fazla dirayet gösteremeyen Osmanlı hükümeti, başta hedefledikleri gibi zaten Edirne'nin alınmış olduğunu öne sürerek, bu yüzden artık Batı Trakya'da bulunan kuvvetlerin geri dönmesini ister. Oysa Süleyman askeri, Kuşçubaşı Eşref ve diğer subaylar Batı Trakya Türklerini tekrar Bulgar zulmü altında bırakmak istemezler. İşte bu nedenle 31 Ağustos 1913'te Osmanlı ile tüm ilişkilerini kopardıklarını açıklayarak Batı Trakya geçici hükümetinin kurulduğunu ilan ederler. Batı Trakya Türk Cumhuriyeti'nin feshedilişinin temel nedenlerinden birisi, Bulgarlarla sulh edilmediği takdirde Çarlık Rusyası'nın olanca kuvvetiyle Osmanlı'nın doğusunda işgale başlayacağı korkusudur. Diğer etkenlerden birisi Osmanlı hazinesinin çektiği büyük para sıkıntısı karşısında Maliye Nazırı Cavit Bey'in süregelen baskıları. Fedai Zabıtan ile başlayarak Teşkilat-ı Mahsusa'ya giden yolda, bizzat teşkilat tarafından kurdurulan Batı Trakya Türk Cumhuriyeti'nin feshedilmesinin getirdiği üzüntü bir yana, diğer koşullar düşünüldüğünde bu kararın anlaşılır yanları olduğunu da söylemek mümkün olabilir. Süleyman askeri Batı Trakya Türk Cumhuriyeti'nin yıkılmasından sonra yanındakilerle beraber İstanbul'a döndü. Ve Ekim 1913 itibariyle Dahiliye Nezareti Muhaciri Müdürlüğü ile vazifelendirildi.
kıdemli yüzbaşı rütbesiyle tüm Batı Trakya ve Makedonya'yı denetim altında tuttu. İstanbul'a döndükten bir süre sonra bu vazifeyle tekrar Batı Trakya'ya gider. Bu kez bölgeye gitmesinin amaçlarından birisi Enver Paşa tarafından planlanmış olan İskan planının uygulanışını koordine etmek olur. İskan planının amacı Batı Trakya ve Makedonya'da kalmış olan Türklerin Osmanlı hakimiyetinde olan Doğu Trakya'ya veyahut Anadolu'ya sevkini sağlamaktır. Süleyman askerliğinin diğer amacı ise yeni bir savaş çıkması halinde Sırplara ve Yunanlılara karşı kullanılacak gizli kuvvetleri oluşturma görevidir. Bu amaçla Sofya'da bulunduğu sırada da Bulgar Makedon Komitesi'nden Dr. Nikolov ve Pavle Satev ile görüşerek Sırplara ve Yunanlılara karşı ortak mücadele biçimleri belirlemesinde öncü rol üstlenir. Süleyman askeri, Basra valisi ve Irak cephesi kumandanı olana kadar Dahiliye Nezareti Muhacirin Müdürlüğü görevini yürütür. Basra'nın işgali İstanbul'da deprem etkisi yaratır ve bölgedeki Osmanlı askerlerinin sayısının düşman kuvvetlerine oranla çok az olması Osmanlı'yı alarma geçirir. Bunun üzerine Enver Paşa, Trablusgarp ve Batı Trakya'da örgütçülüğünü ispat eden Teşkilat-ı Mahsusa kurucularından Süleyman Askeri Bey'i hemen göreve çağırır. Batı Trakya'da kendisiyle beraber savaşmış olan genç subaylardan oluşan bir birliğin yanı sıra gönüllülerden topladığı ve Osman Bey ithafen Osmancık Taburu ismini verdikleri yerel kuvvetlerle 12 Nisan 1915'te İngilizlere karşı harekata geçer. Süleyman Askeri'nin komutasındaki kuvvetlerin ilk yapacağı İran Ehvaz kasabasına yönelerek İngilizler için büyük önemi olan petrol boru hattını tahrip etmek olacaktır. Ancak Basra'nın geri alınması pahasına hiç sakınmadan canını ortaya koyan Süleyman askeri, maalesef 20 Ocak 1915 tarihinde Dicle kıyısında keşif yapan İngiliz birlikleriyle karşı karşıya kalır ve çıkan çatışma esnasında iki bacağından birden yaralanır. Genç Osmanlı subayının bundan sonra gösterdiği mukavemet ve cephe gerisinde dinlenmesi gerektiğine dair yapılan tüm telkinlere rağmen bir an olsun birliklerin başından ayrılmayacak olması ise herkesi hayrete düşürür. Hans Lürz, seneler sonra kaleme aldığı hatıralarında bu durum karşısında duydukları hayret ve hayranlıktan şöyle bahseder. Süleyman askeri, yarası sebebiyle çektiği büyük acıya rağmen özel olarak hazırlanmış bir sedye ile birliğe eşlik ediyordu. Doğrusu bu olağanüstü Türk kumandanın gayreti karşısında hayretler içerisindeydik. O 160 kilometrelik bir mesafeyi kanlar içerisinde sedye üzerinde yer yer düşmana çok yakın mesafeden yol alarak bu şekilde kat etti. Daha sonra da yine sedye üzerinde 3 gün boyunca bir an olsun yorulmadan mücadeleyi yönetti. Aldığımız haberlere göre Süleyman askeri, bulunduğu yerden olağanüstü bir gayretle muhabere alanını ve Şatül Arap'a yönelen akınları kontrol ediyordu. Düşman Basra civarında sol kanatta mevzilenmiş haldeydi. Türkler bir askeri harekat içinde düşünülebilecek en üst düzeyde bir cesaret ile donanmışlardı. Ve Süleyman Askeri Bey'in sedye üzerinde ettiği seyahat boyunca açlık ve susuzluğa rağmen içlerinde en ufak bir şikayeti olan yoktu. Çöl yolu üzerinde gerçekleşebilecek ikmal için yeterli düzeyde yük hayvanına sahip de değillerdi. İhtiyaç duyulan her şey, cephane, malzeme ve gıda stoğu, askerler ya da yük hayvanları için gereken su, tüm bunların taşınması gerekiyordu. Ve hücum, eğer 3 gün içerisinde başarıya ulaşmaz da Basra Türkler tarafından en azından harici olarak kuşatılmazsa, bu durum büyük bir mağlubiyetin ardından gelecek trajedinin başlangıcı olacaktı. Ancak Süleyman askeri büyük bir harekata cesaret etmişti ve bu Türk subay adeta herkese meydan okuyordu. Süleyman askeri iki bacağından yaralı olmasına rağmen sedye üzerinde 9000 kişilik bir kuvvetin başında Basra'ya doğru ilerlemeye başlar. Hans Lürz'ün hatıralarında kaleme aldığı gibi Basra en azından harici olarak kuşatılmaz ve İngiliz kuvvetlerinin mümkün olduğunca çok kayıp verip geri çekilmesi sağlanmazsa telafisi olmayacak büyük bir mağlubiyet gerçekleşmiş olacaktır. Süleyman askeri emrindeki kuvvetleriyle durmaksızın ilerlemeye devam ederken beklenen karşılaşma 12 Nisan 1915'te Suaybe civarındaki Bercisiye Ormanı etrafında olur. Çatışma başlar. Süleyman askeri savaşı sedye üzerinde yönetmektedir. Ancak İngilizlerin takviye kuvvetler çıkarması sonucu Osmanlı Birliği maalesef mevcudunun yarısını şehit verir. 31 senelik kısa ömründe bir an olsun onurundan taviz vermemiş olan Süleyman askeri bu kayıptan kendini sorumlu tutar. Ve İngilizlere sedye üzerinde esir düşeceğini anladığı an onun için yapacak tek bir şey kalmıştır. Süleyman askeri bey gibi büyük bir kumandanını kaybeden Osmanlı birlikleri İngiliz İmparatorluğuna tarihinin en büyük mağlubiyetini yaşatır.
Halil Paşa komutasındaki birlikler 29 Nisan 1916'da Kutulanmare'de büyük bir zafer kazanırlar. Ve Kutulanmare zaferi sadece İngiliz birliklerine teslim olmaktansa hayatına son vermeyi tercih etmiş olan Süleyman askerinin değil, Hint'ten Arap'a, İngiliz emperyalizmin kanlı dişleri arasında can vermiş tüm dünya uluslarının intikamını almıştır.